Saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size tetrayı anlatacağım. Niçin kullandığımızı anlatacağım. Bakınız hastalıklarda belirti çok önemlidir. Bir çocuğu doktora getirirsiniz. İdrar tahalli, kan tahalli film çekilir. Neticeye varılır. Ama kuşlar da öyle değil. Siz ne kadar anlatırsanız biz o kadar doğru cevap veririz. Tetra 250. İki kanadın çalışmama işi. İki ayağının üzerine basamayıp sürünmesi. Biz buna Kanat eklem iltihabı diyoruz. İşte tam o konuda bu devreye giriyor. Yalnız bunun anlatımıyla ilgili sıkıntı var. Diyoruz ki bir kapsülü ikiye bölüp bu suya katmıyoruz. Bir kapsülü ikiye bölüp e, kuşa vermeliyiz. Şimdi adam soruyor. Diyorum ki kardeşim iki enjektör su. Bir tane boş bardak. Bakınız. Şimdi düşünün. Bunu izah edemiyorum. Zorluk çekiyorum. Onun için video yapıyorum. 250'lik kapsülün birini boş bardağın içine boşalttın mı kardeşim? Boşalttın. Şöyle beşlik enjektör. Bunun su miktarı önemli değil. Herkes ona takılıyor. Kaçlık enjektör olacak diye. Al bir tane beşlik enjektör. İki tane enjektör su dolusu buna döktün mü? Döktün. Karıştırdın bardakta ilacı. Çektin bir enjektörü sabahtan kuşun ağzına bastın mı? Bastın. Ötekini de götür dolaba koy. Ötekini de çek. Akşam ver kuşa. Ne oldu? Bir kapsülü ikiye bölmüş oldu. İki kuşa uygulayacaksan iki kapsül koy, dört tane enjektör su koy. Yani bunu inanın bazı arkadaşlara anlatmakta çok güçlük çekiyorum. Onun için anlatıyorum. Tetra 250 kanat eklem iltihaplarında kullanılır. Ayak eklem iltihaplarında kullanılır. Yerde sürünen kuş var ya eğer salmonella kaynaklı değilse. Tetra 250 kullanıyorsun kardeşim. Bir kapsül boş boş bardağın içine koyuyorsun. iki enjektör su ekliyorsun. Karıştırıyorsun bir enjektörü sabah bir enjektörü akşam. Bir kapsülü ne oldu? <laughs> e, bir günde dağıtmış oldun vermiş oldun ona. 4 ile 7 gün arası kuşa verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim.